Estağfurullah lazim kelime rahim ellezî la ilahe illâhu en hayyel kayyum ve tûbi ileyh ve nes'elü tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu huve tevvâbu rahim tevbete abdin zâlimin lefsi la yemlikü nefsi mevten ve la hayâten ve la nüşûrâ tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, biz yoktuk, sen var ettin, varlığından bizleri haberdar ettin. Aşkınla, muhabbetinle gönlümüzü bir karar ettin. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Yanlışı değil, hakikati öğret. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz, sen yerdirmezsen biz yeremeyiz. Estağfurullah. La havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ufaneke rabbena ve ileykel masir. Ya Rabbi ya zel celal vel ikram, ya Rabbi ya zel celal vel ikram, ya Rabbi ya zel celal vel ikram. Ve ifevzu emri ile Allah, innallahu basirun bil ibad. Destur ya seyyidi. Destur ya Rücalallah, medet ya sahibe zaman. Cenab-ı Allah cümlemizi haktan, hakikatten, doğrudan, doğruluktan ayırmasın. Yanlış yolda olanlardan, yanlış yapanlardan, eğrilerden de muhafaza etsin. Doğruda olursun da yanlışa takıldığın zaman yanlış kimselere onlar seni çeler. Yoldan çıkartır. Çıkartamazsa çelme atar. Yürümeye engel olur. Düşürür. Bizler elhamdülillah Nakşibendileriz. Nakşibendiler sohbet üzerine yürüyen, nasihat kabul eden kimselerdir. Nakşibendilerin gönlünde darlanma olmaz. Arlanma olur da darlanma olmaz. Nakşibendiyim diyen kişinin gönlüne üzüntü, keder gelmez. Korku gelmez, vesvese gelmez. Huzur dolu olur. Niçin huzur dolu olur? Cenab-ı Allah'ın kendisine emni eman içinde bir hayat yaşatacağını bilir. Cenab-ı Allah'ın kendisine en iyiyi takdir ettiğini ve o en iyi şeyin başına mutlaka geleceğini bilir. Dünyanın peşinde koşturup yorulmaz. Nakşibendiler için emrolmuştur dünyaya ki buzu gibi ol diye. Buzu gibi ol. Nakşibendiler dünya meraklısı insanlar değil. Buraya toplandınız, 3-5 kuruş menfaat elde edelim diye gelmediniz hiçbiriniz. Bir hak sözü işitebilir miyiz acaba diye geldiniz. Rahat evlerinizi bırakıp da buraya gelmenizin gayesi 3-5 kuruşluk geçici dünya menfaati veya pasta börek veya helva yemek değil. Evet, sohbetimizde helva vardır da manevi helvadır onun. Tadına doyum olmaz. Bir kere tattın mı arkasını ister insan sürekli. Arzu eder sürekli. O tattan alayım diye. Çünkü dünya lezzeti değil, şişkinlik yapmaz. Gaz yapmaz. Damar tıkamaz, tansiyon çıkarmaz bizim helvamız. Nakşibendilerin helvası. Nedir? Kimdir Nakşibendiler? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, Allah bize şefaatine nail etsin, buna da makam Mahmud'u ihsan etsin, Uhud meydanında sahabeleri topladı bir gün. Kendisi güneşten tarafa geçti. Dedi ki sahabesine, karşıya doğru sırtınızı bana ve güneşe vererek koşturunuz.
gölgenizi yakalayınız. O insanlar sahabeler emir üzerine koştular. Şimdi dese ki yahu git gölgeni yakala. Herkes der ki ya gölge yakalanır mı? Niye koşturuyorsun? Biz koca koca adamlarız. Deyip hatır korusun. Sahabe neden büyük? Peygamberimizin arkadaşları itiraz etmezlerdi Efendimiz'e. Bir hikmete mebnidir bu diye. Yani bir hikmeti vardır, bir sebebi vardır mutlaka bizim bilmediğimiz diye. Hepsi koştular bir müddet. Gölgesini yakalamak için. Gölgesinin üzerine ayak basanları tamam ne isterse istesin. Onun imkanı yok tabii. Sonra dedi ki durun. Dönün bana doğru koşturun. Gölgeler öne düştü. Efendimiz'i doğru koştururken gölgeler öne düştü ve o gölgeler önlerinde, arkalarında, arkalarına düştü, arkalarından gelmeye başladı. Dedi ki işte dünya böyledir, bir gölgedir dünya, hakikat değildir. Bana doğru koşturursanız dünya peşinizden gelecektir. Emrolunmuştur çünkü. Allah öyle yarattı. Allah öyle yarattı, sebep bu. Allah'a doğru koşturan, peygambere doğru koşturan dünya arkasından gelir. Dünyaya doğru koşturanı dünyayı yakalayan olmadı da. Hiç işini bitirip de öbür aleme göçen olmadı. Hep işi yarım kaldı her öğreni. Dünyalık işleri. Oysa maksadımız bizim Peygamber Efendimiz gibi olabilmek Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Onun için diyorum ki, Nakşibendilerin peşinde dünya kuzu gibi olur, dünya kuzu gibi onların peşinden gelir. Onun için biz Nakşibendiyiz elhamdülillah. Tamam. Dünyada insanlar niçin yüzleri gülmez, asılır? Para kazanamaz. İnsanlar içinde yeterince itibarı olmaz. İstediği arabaya binemez. Beyinden şikayetçidir, hanımından şikayetçidir, oğlundan şikayetçidir, kızından şikayetçidir, komşusundan şikayetçidir. Hep şikayet üzerinedir. Bu şikayetlerin tamamı dünya şikayeti. Hiçbir kimse görmedim ki ben ahiretinden perişan oldu diye üzülen, kararan. Ben görmedim daha. Serventimi kaybettim, iflas ettim diye üzülen, kararan, perişan olan gördüm. Efendim, makamımı kaybettim diye üzülen gördüm. Yahu benim ahiretim ne olacak? Veya benim çocuğum ahiretim ne olacak diye üzüleni görmek. Bir sınavı kaybetse yavru çocuğumuz, bir tek sınavı, aman Allah'ım, dünya başımıza yıkılıyor bizim. Neden? Düşük not aldı bir sınavdan diye. Peki o sınavdan düşük niçin üzülüyoruz? Az ilim öğrendi diye mi? Hayır. Notu düşük gelirse İyi bir liseyi kazanamayacak, iyi bir üniversiteyi kazanamayacak. İyi bir lise ve üniversiteyi kazanamadığı zaman ne olacak? Efendim, iyi bir meslek sahibi olamayacak. İyi bir meslekten kastımız ne? İyi para getirecek. Yahu, zaten Cenab-ı Allah buyuruyor ki, benim yoluma dönünüz, yüzünüzü bana çeviriniz, o bu kadar uğraşmanıza lüzum etmez. Sizin peşinizden gelir o dünya. Koştura koştura gelir. Eceliniz gibi peşinizi kovalar. Nakşibendiler bunun farkındadır. Takdirata boyun eğen razı olan insanlardır. Bir başka kimseyle kavgada bulunmaz. Bir başka kimseyle Müslüman olsun veya olmasın düşman olmaz. Kim tutmaz? Yunus Emre Hazretleri kini olanım olmaz ki yeni dedi. Allah onun sırrını takdis etsin şefaatine bizim ailesi. Şimdi o mübarek kini olanım olmaz ki yeni dedi. Kindar olanım kibirli olanım cennete girmeyeceğini bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri söyledi. Kindar olan ve kibirli olan. Şimdi Nakşibendilikte birinci prensip, aşağıya koy kendini, yukarıda tutma. Güvenme güzelliğine, güvenme varlığına, saltanatına ve güvenme ibadet taatına.
Ey Hacı, sanma senden zerri sim isterler. Yarın öyle yanfevü de kalbi selim isterler demiş Niyazi Mısır. Yani senden ne gümüş, ne gümüş, ne altın isterler. Bir yevmüle yenfehu demek, hiç kimsenin hiç kimseye faydasının olmayacağı o hesap gününde kalbi selim. Selim'in manasını unuttuk şimdi biz de. Selim, kalbi rahat olan, kalbi geniş olan, huzurlu olan, mutlu olan demek. Peki, işte Cenab-ı Allah'ın bizden ahirette sorduğu şey, kalbi selim sahibi misin sen? Yok. Kalbin böyle yumruk gibi sıkıldıysa, etrafı da sıkarsın. Aileni de sıkarsın, iş arkadaşlarını da sıkarsın. Rahat ol. Kalbi selim olan insan, kendi rahatladığı gibi etrafını da rahatlatacak. Mutlu ol. Huzurlu ol. Birisi bana selam vermedi, itibar etmedi diye üzülme. Etmediyse onun kusuru. Sen bir başka kimse, yahu bugün zarar etti bu adam, para az para kazandı diye üzülüyor musun? Hayır. Hiç öyle üzülen görmedim ben şimdi. Eskiden belki varmıştı. Dolayısıyla sana birisi zarar verdiyse sana zarar değil o. Kendine zarar. Biz belki makamı yüksek olan evliyaullah onun için üzülür. Kendisi için değil. Zarara ziyana giren kimse için üzülür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendine eziyet edenlere ne diyordu? Allah belalarını versin diyor mu? Hayır. Ya Rabbi affet onları diyordu. Onlar bilmiyorlar. Bilseler yapmazlardı. İşte biz o yolun yolcusuyuz. Onun için eksik ve kusuru olan kimselere, yanlışı olan kimselere sakın ha yanlışı var diye konuşma. Eksiği var diye konuşma. Edepsizlik yapanlara bu edepsiz deme. Onu söylemeye iznimiz yok bizim. Mezun değiliz. Biz güzelliği görmek zorundayız. En güzeli görmek zorundayız. Kusuru gören, kusur gören kendinde kusur bulur. O kusur sende de olur. Ayıplama. Men âbe ibe dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri. Ayıplarsan ayıplanırsın. Onun için iki rekat namaz kılıyorum diye durmayana ayıplama. Efendim, iki gün oruç tuttum diye tutmayana ayıplama. Hor görme. Ben namusluyum diye bazı namussuzluk yapan insanlar olabilir. Ayıplama. Dua et. Bizim yolumuz, o yolda gidenleri de Ya Rabbi bana bu güzel yolu gösterdin, huzurlu yolu bunlara da göster diye dua et. Bizim işimiz bu. Sen dua et ki ihtiyacı olana sana da bir başkası dua etsin. Bizim tarikattan maksadımız budur. Tarikattan maksadımız her şeyi yerli yerine koymaktır. Şeytan insana huzur vermemek için, şeytan insanla iş, nefisle işbirliği yapıp bertaraf etmek için var. İnsan, insanın huzurunu kaçırmak için var. Eskiden şeytanlar gelirmiş insanları rahatsız etmek, yoldan çevirmek için. Şimdi çok keyifliler. Nefisler var insanların. Şeytandan daha şeytan olduğu için uğraşmıyorlar. Şeytanların en rahat olduğu dönemde neden? İnsanın nefsi öylesine azgınlaştı ki bu devirde, bu ahir zamanda gerek yok. Ne doyuyor, ne kanıyor, ne bıkıyor, ne tatmin oluyor. Düşünün, şu evlerimiz cennet gibi. Bundan 20 sene öncesini diyorum, böyle bir evlerimiz Amerikan filmlerinde görüyorduk da vay be diye ağzımız açık bakıyorduk. Duyuyorduk çift camları varmış diye evlerde diye. Şimdi çift camsız ev mi kaldı? Kalorifersiz ev mi kaldı? Şükürler olsun. Ama deriz ki yine ya falan yeri daha güzel var. Kalbimizde ve gözümüzde daha başkasının malı var. Hayır. Haline şükret. İçinde bulunduğun duruma şükret.
Şimdi düşün. Eski zamanın zenginleri şimdikinin fakirleri gibiydi. Yani hepiniz bu hızlı gelişim, şu 40 senenin içindekini ben tahmin görebiliyorum. 40 sene önceki ve 40 sene sonraki neler oldu neler? Arabası olan bir mahalle, sokak demiyorum değil mi? Mahallede 3-4 kişi de olursa araba tamamdı. Öyleydi ya. 30 sene, 40 sene öncekini hesap ediyorum ben. Gösterdi, şunda araba var diye görünürdü. Akşam gelirken biz bakalım diye sokağın başına çıkardık. Çünkü mahallenin başına, girişine. Araba göreceğiz çünkü. Falancanın arabasını göreceğiz. Şimdi arabası olmayan var mı? Bir yerde 2-3 tane araba olmaya başladı. Şükür ediyor muyuz? Hayır. Falancanın arabası daha iyi yahu diyoruz. Falancanın lemlem parkeleri Fransızmış, İtalyanmış, bizimki yerli oldu diyoruz. Demiyoruz da isteriz. Falanca kişinin maaşı bizden biraz daha yüksek diyoruz. İnsanın ne bir şeyi, rızkı yeryüzünde yediğiyle içtiği, giydiği. Bunlara dikkat edin. Gerisi sırtında yük. Sırtında yük. O ahiret kapısından geçerken bunları geçiremeyeceğiz. Epey zorlanacağız. Hani ölüm anında zorlama var ya, işte o sırtına bağlarsan bunu oradan, o kapıdan geçmekte zorlanıyorsun. Yoksa ölüm acısı diye bir acı da yok. Dünya malı bizi acıtıyor. Dünyada şimdi içinizde saysak herkesin bir sıkıntısı, bir derdi vardır. Sıkıntısı ve derdi olanlar Eyüp Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Eyüp Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor. Eyüp Aleyhisselam öylesine saltanatlı bir kimseymiş ki hem peygamber hem de çok mal varlığı var. Deve sürüleri, koyun sürüleri, ticaret kervanları, varoğlu var. Çocukları, 9 tane oğlu var. O zaman için kızlar hesaba katılmıyor. 9 oğlu var. Severi var, makamı var, mevkisi var, varoğlu var. Bir evinin 4 kapısı var. Bir kapısında yetimlere, bir kapısında dullara, bir kapısında kimsesizlere, bir kapısında yolculara yemek yedirirmiş. Her gün çeşit çeşit ikram edermiş Allah'ın kendisine verdiğinden. Şeytanı görmüş bir gün Cenab-ı Allah demiş ki nasıl benim kullarım Eyüp'ü gösterelim. Nasıl itaatkar efendim Allah'ın kendisine verdiği malı nasıl harcıyor? Demiş ki yahu ona bir bela gelmedi ki bütün işleri kıtırında. Malı var, mülkü var, evladı var. Sen demiş bana izin ver de bana izin ver ben onu dokunayım malına, mülküne, evladına. Bak ondan sonra itaat mi diyor? Huzurlu mu oluyor yoksa huzursuz mu oluyor? Ağlamaklı mı oluyor yoksa yine size iman neşesiyle neşeli mi oluyor? Gör diyor denemek için. İzin, sana izin verdim diyor şeytana. Git bakalım dokun. Şeytan Eyüp Aleyhisselam'ın malına dokunuyor. Evlatlarını toprak bütüyor bir depremde. Bütün malı gidiyor. Çalınıyor, çırpılıyor, sürüler gidiyor, ticaret malları. Hiçbir şeysiz. Hiçbir şeysiz. Ev de yok elinde. Mal da yok. Çocukları da ölmüş. Rahime isminde bir hanımı var. Yusuf Aleyhisselam'ın torunu. İyas isminli, o Yusuf Aleyhisselam'ın ya da Efrahim isimli çocuğundan olma bir kızı Rahime. Bir tek o kalıyor yanında. Mescitte yine secdeye kapanmış bir vaziyette Cenab-ı Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi sen bu malları bana verdiğin zaman ben sana şükrederdim. Huzurluydum, mutluydum. Benim evlatlarımı da aldın. Bütün itibarımı da aldın. Elimden saltanatımı da aldın. Hiçbir şeyim kalmadı. Ona rağmen bu senden geldi bu sıkıntı biliyorum. Sana teşekkür ederim. Hamdü sena ederim. Yine mutluyum, yine huzurluyum. İtirazım yok ya Rabbi. Veren de sensin, alan da sensin. Zerre miktarı gözüme, gönlüme güçlük gelmedi benim.
gelmedi. Bunun üzerine şeytan tabii Arap'ı diyor şeytan Allah'a. Sen evet malına gel, bir de vücuduna gelseydi diyor hastalık. O zaman nasıl feryat-ı figan edecekti? Nasıl ah oh diyecekti? Nasıl eyvah diyecekti? Nasıl sana isyan edecekti? Malına ve çocuklarına geldiği için tabii onun bedeninde bir şey yok. Değil mi? Müşkülü hastalık yok. İzin verirsen bedenlere dokunayım. Bak o zaman ne yapacak? Diyor ki gözüne, kulağına, diline ve kalbine dokunma, diğerlere dokunabilirsin. Burundan nefes ediyor şeytan. Verem oluyor. Ertesi gün simsiyah kesiliyor. Üçüncü gün karnından irin akmaya başlıyor. Dördüncü gün etleri dökülmeye başlıyor. Bu hastalıkla. Yine şükrediyor. Arkasından bütün vücudunu kurtlar sarıyor. Eyüp Aleyhisselam. Yine şükrediyor. İtiraz yok. Üzüntü yok. Şükrediyor ya Rabbi. Senin nurunu görebiliyorum. Senin sesini işitebiliyorum. Dilimle seni zikredebiliyorum. Gönlümde seni hissedebiliyorum. İstediğim nedir ki bundan başka diyor. Onları da bana bıraktı. Yine itiraz yok. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı, başına gelen belalar. Yine itiraz yok. İtiraz olmadığı gibi bir üzüntü, keder de yok. Çünkü Allah'ın verdiği bu diyor. Şimdi bizi kıyaslayın. Bizim bir gün işimiz rast gitmese, bir gün ne yapıyoruz? Ofluyoruz, kusuyoruz. Bir gün sevmediğimiz bir insanla karşılaşsak, bir hafta kafamız bozuluyor. Onun halinde. Bir gün birisi bir şeye itiraz etse, bizim bir sözümüzün üstüne söz söylese, küplere biniyoruz. Yani sözde gözün üstüne kaşım var deseler, hayır deyip çıkıyoruz. Bizim dediğimiz olmazsa, bize itiraz edilirse. Ne oldu? Ama çocuğumuz çocuğumuz var. İtibarın var. Yiyecek ekmeğin var sofranda. Şükür diyerekten kalkmıyoruz arkadaşlar. Kalkan var mı? Yok. Hep bilmem kimin yediği havyardan bahsediyorlar. En hoşuma gitmeyen şey de zenginlerin masalarında ve giydiklerinden bahsediyor. Bindiği arabadan, giydiği elbiseden, efendim sofrasında sana ne? Gözüm var elin malında. Değil mi? O zengin ya şunu yer, bunu yer. Sana ne ya? Sorduğun zaman böyle kimsenin malında gözüm yok dersin. Ama giydiğini, yediğini, bindiğini herkes sayıyor değil mi? Sayma bunu. İşte o başkasının malında gözün var demek. Allah bizi onunla haber etmesin. Başkasının malında gözümüz olmasın. Kendi Allah'ın bize verdiğini. Yani hikaye olsun diye anlatmıyorum Eyüp Aleyhisselam. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kıssadır bu. Müthiş bir kıssa. İnsanı kendine getiren bir kıssa. Sallar ya. Burada anladığım şu ki, bir insana hiçbir musibet değmez Allah istemedikçe. Neden? Şeytan izin istedi diyor. Şeytan izin istedi. Dokunmak için. Allah izin verdi de öyle dokundu. Onun için orada burada şunda değil. Allah'ın yakınında ol. Allah'ın yakınında olmak peygamberin sözünde gizli. Keyfimize göre biz Allah'a yakın olamayız ki. Kimdir bu Allah? Cenab-ı Allah kendini anlattı Kur'an-ı Kerim'de. Ben böyle bir Allah'ım diye. Peygamber gönderdi anlatsın diye. Peygamberden sonra evliyalar gönderdi kendini anlatılması için. Bizim işimiz de, Nakşibendiliğin işi de kulları Allah'a yapıştırmak. Her zaman söylediğim gibi. Allah'ın yanına yaklaştırmak. Allah ile Celle Celaluhu Ammeni ve Aleyhi arasında her ne engel var ise kaldırıp atmak. Veya o engelleri göstermek ki aman abi bunun etrafından dolaş en azından. Gidip buna bindirme, çarpma diye. Bizim derdimiz bu. Ama yok. Şimdi insanlar tarikat deyince bambaşka şeyler hayal ediyor. Belki bazıları vesile oluyorlar. Dezenformasyon babında.
Yok. Tarikat ne öyle giyinmek ne böyle davranmak, kalbi selim sahibi olmaktır. Bizim derdimiz insanların kalbine huzuru koymak, selameti koymak. Allah selamet demek her şeyden korunmuş kimse demektir. Selim olan kimse, rahat olan kimsedir. Bu rahatlığı dünyada yaşarken sağlayamazsanız huzuru ahirette sağlayamayız. Çünkü orada baktıkları şey kalbi selim olmak. Hani mühim olan kalp temizliği deniyor ya, evet. Ama o kalp temizliğinde benim kalbim temiz diyen insanlar var, sıkılıyor. Hoşlanmadığı bir insan gördüğü zaman kalbi daralıyor böyle. Yok. Hoşlanmadan hiçbir insan olmayacak. Kalbin darlanmayacak. Kalbin darlanmazsa vücudunda hastalık da olmaz zaten. Sizin stres değil mi hastalıkların sebebi, şimdi öyle diyorlar. Bizim işimiz gücümüz, gece gündüz derdimiz insanların kalbine bir nebze mutluluk ekebilmek. Mutluluk nereden gelir? Onu tarif edebilmek. Şeytanın yaratılış gayesi insanı rezil etmektir. Şeytanın yaratılış gayesi insanı yerle yeksan etmektir. Şeytanın yaratılış gayesi insanı isyan ettirmektir. En son cehenneme sürüklemektir. Dünya hayatında da cehennem yaşatmaktır. Ahiret hayatında cehennem yaşatmaktır. Çok zengin kimselerin uyuşturucuya alıştırdıklarını görüyoruz değil mi? Çocuklarının, yakınlarının. Neden? Şeytan vesvese verir. Sakın dindar olma, ha fakir olursun. Sakın tarikat usullerine girme, ha efendim dünyadan lezzet alamazsın. Derler bu, der bunu. Bir lokma bir hırkadır bu tarikat işi. Yok. Seni dünya malına boğulsa da onun lezzetini hiç yaşatmaz şeytan. Ya hanımından buldurur, dürter hanımını, sana düşman eder, huzurun kaçar. Ya beyinden buldurur, ya çocuğundan buldurur, buldurur da buldurur. Huzur bırakmak istemez. Şeytanın derdi bu. Bizim derdimiz de şeytanın bu vesveselerini ortadan kaldırmak. Şimdi yeni hastalıklar bulundu mesela. Panik atak. Çaresi yok bu. Bilen var mı panik atan çaresini? Veriyorlar ilaç, geçmiyor bu. Ömür boyu devam edeceğim bununla diyorlar bir de. Ya olur mu bu? Nedir panik atak? Başıma taş düşecek yolda diyorlar. Arabaya bindim mi kaza yapacağız. Çocuğu okula gönderdi, benim çocuğun başına bir şey gelecek. Ya yok bir şey. Olmadığı halde, olmadık olaydan olmuş gibi huzursuz ediyor. Şeytan yapıyor bunu. Bunu ilaç iyileştiremez. Gel, panik atak olma. Allah'ın yoluna gir. O zaman dersin ki Eyüp Aleyhisselam gibi, başıma Eyüp Aleyhisselam'ın her türlü bela geldi. Yine rahatsız olmadı. Yine şikayet etmedi. Sen bilirsin ya Rabbi, ben senin kulumum. Kul boyun eğmekle mükelleftir. Benim işim bu. Neyse kısa gezeyim. Gel zaman, git zaman, kimilerine göre 18 sene, kimilerine göre 7 sene veya 11 sene bu sıkıntılı devre geçti Eyüp Aleyhisselam'da. Kovdular. Kokmaya başladı. Urfa civarında bir su var ya, o tarafa doğru bunu kovdular. Bir gün Cebrail dedi ki, dua etti Eyüp Aleyhisselam, Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın ilhamıyla. Ya Rabbi, ben muhakkak zarara uğrayanlardanım. Hastalığa düşenlerdenim. Sen ise Erhamur Rahim'insin. Esirgiyenlerin en esirgiyenisin. Bismillahirrahmanirrahim. İnni metteniyel durri ve ente Erhamur Rahim'in. Bu büyük bir ayettir. Zorda kalanların yapması gereken bir ayettir. İnni messeniye zurri ente erhamur rahimin. Ya erhamur rahimin diye duaya başlamak çok mühimdir. Sen ise merhametlerin en merhametli, esirgiyenlerin en esirgiyenisin. Manası budur. Şu halimi görüyorsun. İtirazım yoktur. İtirazım yoktur ama rahmetini de isterim dedi.
gönderdin belaya itirazını ama ben senin rahmetini de isterim. Bunun üzerine Cenab-ı Allah dedi ki şeytana bak benim kulumu sen yolundan saptırabiliyor musun? Yine imanı duruyor, yine neşesi duruyor. Yine kalbi huzurlu. Yine mutlu. Bunun üzerine bu duayı yaptı ve Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Kalk dedi, kalk, ayağa kalk da ayağını şuraya vur, oradan çıkacak suyla da yıkan. Yahu dedi ben kalkacak halim var. Dermanım yok ki kalkacak, konuşacak halim yok. Bir dilim var işte, başka bir şey yok. Yok, sen kalk dedi, dene. Kalktı, ayağınla oraya toprağa dokundu ve su fışkırdı. Şimdi Urfa'dadır o malum. Urfa'da bu şifalı su ve dayandığı taş, o da taşa dayanarak duruyor hala orada. İlk Arapların indiği Araplar olsa onlar da sürdürürlerdi. O şifalı su orada hala. Ondan yıkanıyor. Yıkandıktan sonra cennetten iki tane hulle geliyor elbise. Nalın geliyor ayağına. Bir de ayva. Ayva yiyor. Ayva yedi diyorlar ya. Ayva yedi iyi bir tabirdir. Kurtuldu demek. Cennetten ayva getiriyor Cebrail Aleyhisselam'a. Yedi ya. Şifadır. Kalbe şifadır ayva. Ayva indiriyor. Ondan sonra şifa buluyor. Ayağa kalkıyor. Şöyle biraz ileriye oturuyor. Hanımı da onun için dilenmeye çıkıyormuş. Yani beynin bu halinde etraftan bir şeyler dileniyor, geliyor. Bakıyor ki yok, üzülüyor, ağlıyor. Diyor ki oradaki zaten Eyüp Aleyhisselam'a tamam yapıyor iyileştiği için. Yahu diyor yanına da çok yaklaşıyor. Bu Eyüp peygamber vardı benim kocam. Hasta. Bu adam nerede diyor. Ya sen onu görsen tanır mısın? Tanımaz mıyım diyor ya benim kocam. İyi bak diyor. Bak, benim işte. Ya diyor sensin. Tahmin edildiği için. O sırada onun içinde bir ayva geliyor. Evinizde o da ayva yiyor. Ayvayı ihmal etmeyin evinizde. Ayva pek makbul meyve değil. Evlerde bulunmuyor. Son zamanlarda yavaş yavaş bulunmaya başladı. Ayva cennet meyvesidir. Eyüp Aleyhisselam'ın dertten kurtulduğunda yediği şeydir o. İlk meyvedir o. Şifadır. Kalbe şifadır. O en son iki tane grup mesela bu da şeydir kitaplarda eski kitaplarda ya da yeni kitaplarda yok. Biri diline musallat oluyor, biri kalbine musallat oluyor. Ya Rabbi diyor yani iyileşmeden önce hani dilime dokunmayacaktı. Hani kalbime dokunmayacaktı. Öyle olunca Cenab-ı Allah iyileştikten sonra o kalbine dokunan şeyden kurttan arıyı yaratıyor. Diline dokunandan da sülüğü yaratıyor. Şimdi iki hayvan da şifalıdır malum olduğu üzere. İnsanın için şifalıdır. Eyüp Aleyhisselam'ın diline dokunduğu için ve Eyüp Aleyhisselam'ın kalbine dokunduğu için o iki hayvan şifalı oldu şimdi insanlara. Bir peygambere yakınlık ne kadar değerli onu izah ediyorum. Bir peygamberin diline ve kalbine dokundu diye o iki hayvana ömür boyu şimdi şifa veriyor insanlara. Eskiden satılırdı camilerin önlerinde. Millet pek itibar etmezdi. Yani eskiler öyle de şimdi ama sülük. Şimdi kitaplar yazıyorlar hakkında sülüğün faydaları diye. Profesörler yazıyor bunu sülükle ilgili tedaviler. Arınınkini zaten malum. Arının balının, efendim, poleninin, sülüğünün faydalarını. Onun için bir peygambere yakınlık mühim meseledir. Bir kurdu, bir solucanı bak ne hale getiriyor. İşte bir peygambere yakınlık insanları ne hale getirir onu düşün. Bir peygamberin yoluna yakınlık insanları ne hale getirir. Bizim bütün derdimiz bu. İnsanları kılıktan kılığa sokmak değil. Yani benim başımdaki taç kalbimde olması lazım. Kalbim darlanıyorsa, başımı istersen minare gibi taş takayım. Yani sarığımı sarayım, mühim değil. Efendimiz başına sarık takardı, biz onun hürmetine, Peygamber Efendimizin hürmetine onu takliden onu yapıyoruz. O gibi davranmak için. Bütün büyüklerimiz takardı bu sarığı. Allah bizi affetsin. Allah
o peygamberlerin yolundan bizi ayırmasın. Nakşibendilik yolundan bizi ayırmasın. Çünkü Nakşibendilik dediğim Peygamber Efendimiz'in yolu, Ehl-i Beyt'in yoludur. Bütün silsilemiz, bütün silsilemizde 40 imam vardır. 40 imamın 30 küsuru Ehl-i Beyt'tendir. Ehl-i Beyt'ten olan kimseler Nakşibendilik'te efendim makam almışlardı, Nakşibendiliği yaymışlardı, Nakşibendi olmuşlardır. Ehl-i Beyt'in dışındaki insanlar zor anlar. Nefsim ne manaya geldiğini, ruhun ne manaya geldiğini bu yolda anlayacak insanlar. Başka yerde değil. Allah nefsini üstüne bindiren değil de nefsinin üstüne binenlerden etsin. Amin. Hani Nasrettin Hoca'nın bir küfresi var ya, oyunda ikisi gidiyormuş. Eşeğe ikisi binmişler. Yahu demiş, utanmıyor musunuz eşeğe böyle binmeye? Yazık değil mi eşeğe, iki kişi? Kendi inmiş, oğlunu bindirmiş. Ya sen koca hocasın, bu oğlunu eşekle, eşeğin üstünde şey yapıyorsun, gezdiriyorsun, bu edepsizlik değil mi? Kendi büyümüş, bu sefer küçük çocuğu yolda yürütüyorsun, biri söyledi demiş. En sonunda demiş ki, oğlum olmayacak, biz eşya bindirelim sırtımıza. Ancak insanlar böyle memnun olacak herhalde demiş. Bu bir, biz bunu gülümsemek için anlatıldı zannediyoruz. Yok. Nefis eşek manasıdır tarikatta, tasavvufta. Eşeği temsil eder. Eşeğin üstüne binilir. İşte o zaman dahi insanlar eşeğin üstüne binene laf etmişlerdir. Öyle bildin, böyle bildin diye. Nefsin üstüne binmek için vardır. Nefis bizim bedenimizdir. Ona bineceğiz. Ruhumuz ise ulvidir. Ruhanidir. Gökyüzüne aittir. Cenab-ı Allah'ın nurundan üflediği bir varlıktır bizim ruhumuz. Allah'a ait bir varlıktır. Yok olmayacak, ebedi olan bir varlıktır. Nefsimiz, yani bineğimiz çürüyecek, toprak olacak. Bu nefsimize ön verip onu tepeye çıkarmayın. O zaman her türlü ders sıkıntı olur. Nasrettin Hoca'nın bu fıkrası bunun için anlatılmıştır. Anlayana. O boş laf olsun, milleti güldüreyim diye, komiklik yapayım diye söylememiştir o işte. Hikmete mebnidir, bir hikmeti vardır her sözünde. O der ki, buradan anladığımız şey, sakın ha, sakın ha, insanların ayıplamasına bakıp da halinizi değiştirmeyin, eşeğin üstünden inmeyin. Yoksa benim gibi eşeğe tepeye çıkartırsınız. Daha da komik duruma düşersiniz. Bu fıkrayı hepiniz biliyordur. Değil mi? Meşhur bu fıkra. Ama aslı budur bu fıkranın. Bunun için anlatmıştır. O da büyük bir şeydir. Ehl-i Beyt'ten bir zattır Nasrettin Hoca Hazretleri. Ehl-i Beyt'tendir o zattan. O da insanları fıkra söyleyerek, böyle mizah yaparak hak yoluna davet etmiş. Kimisi şiirler, kasideler söylemiş, kimisi sohbetler yapmış. Hepsi o büyük zatları insanları hak yoluna çağırmak, nefsin ve şeytanın elinden bizim ruhumuzu kurtarmak için uğraşmışlardır. Bütün derdimiz Şeyh Efendi Hazretleri'nin bize verdiği emir üzerine insanları bu nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtarabilmek, dünyanın sıkıntısından kurtarabilmek, dünyanın üzüntüsünden, gafletinden, ağırlığından kurtarabilmek, etrafı görebilmek. İnsanlar göremiyor etrafı. Gözleri kapanmış. Şimdi böyle bir vaziyet. Hatta bugün bazen diyorlar ki, ya gözümde bir ağırlık var. Bunu çok duyar oldum. Gözlerinde ağırlık var, açamıyorlar. İşte dünyanın ağırlığı. Açarsın da bastırıyor nefsin. Şeytan, gözünü açma diye. Gözünü açma, etrafını görme. Benim emrimde ol. Benim için işe git, eve gel, işe git, eve gel. Akşamları eğlen, efendim haram yolda ömrünü tüket. Yarın da şeye geldiği zaman, nefsini teslim etmeye, ruhunu teslim etmeye geldiği zaman, yahu senin aklın fikrin yok mu diyecek. Senin aklın fikrin yok mu diyecek. İtibar etmeseydin bana. İraden yok muydu senin diyecek. İraden yok muydu? İrademizi güçlendirelim. İrademizi güçlendirelim. Bizim bu sigara mevzuna konuşmamız bundan, irade güçlendirmek için.
sigarayı bırakamamak bir irade zafiyetidir. Heh. Zorlayalım ki kendimizi, irademiz güçlensin. İki gün, üç gün içmemek bile iradeyi kuvvetlendirmektir. Bir gün içmemek bile iradeyi kuvvetlendirmektir. Talim ediyorsun çünkü. Şeytan onun için hoşuna gider sigara içenlerin. Ben bunun iradesini kırdım yahu der. Sevinir. O gün bir gün içmesen bu sigarayı var ya üzülür. Tüh! Bunun iradesi kuvvetlenmeye başladı. Kendine faydalı olanı yapmaya başladı. 15 gün içmiyoruz. Sağ ol akşam. O bile kârdır yani. Allah Allah sizler bizi de affetsin. Boşa buru sık atanlardan etmesin. İzinsiz sohbet dedi Şeyh Efendi Hazretleri. Efendim, hani guru sıkı nevimleri var ya, hedefe ulaşmaz. Ses olur da. Ses var, bilmiyorum. Tüm. Ses olur ama iş, icraat olmaz, hedefe vurmaz. Hani Ramazan topu gibi, Ramazan topu atıyorlar, güllesi yok. Efendim, merasimlerde tüfek atarlar, guru sıkı. Duman çıkar, başka bir şey yok. İzinsiz sohbet edenlere etmesin Cenab-ı Allah bizi. Yani guru sıkı atanlardan etmesin. Öyle deriz ya, bu guru sıkı atıyor diye. İzinsiz sohbet eden de öyle evladım dedi Şeyh Efendi Hazretleri. İnşallah kalplerinize şifa olmuştur. Sadri şifa söz söylemişsindir. Allah da sizi hak yolunda ayırmasın. Elem keder göstermesin. Dünyanın zilletinden, meskenetinden muhafaza diyorsun. Sırf sizi değil, kıyamete kadar sizin neslinizden gelenleri, sizden sonra gelenleri de, torunlarınızı ondan sonra da. Çünkü önümüzdeki ay Muharrem ayıdır. Muharrem ayı efendim bizim geleneğimizde, dinimizde mühim yer tutar. Peygamber Efendimiz ilk 10 gününü oruçlu geçirmemizi tavsiye etmiştir. İlk 10 gününü. Tutamayacaksak ilk gün Muharrem'in biri 6'sı ve 7'sidir. 6'sı ve 2 takvimlerde 7 yazıyor. Allah-u Alem 6 olabilir. 6'dır. Takvimler her zaman doğruyu göstermiyor. Onun için ben 6. günden itibaren oruç tutmaya başlayacağım. En azından Muharrem'in saygı için, Muharrem ayının şerefi için girişinde oruç tutalım. Aşure günü oruçlu olalım. Ayın 10'unda ve 9'unda veya 10'unda 11'inde. Yapabilenler birinden itibaren 10 gün oruç tutsunlar. Bu büyük şereftir. Çünkü ihmal edildi. Peygamberimizin bu sünneti ihmal edildi. Aşure gününe tazim yapılıyor ama 2 ay sonra aşure kaynatıp dağıtılıyor. Hayır, aşure gününde dağıtılacak. Veya o aşure ayının içinde 30 Muharrem var. 30 Muharrem'in içinde aşure yapılacak. Çünkü bu geçmiş peygamberlere tazimdir. Nuh tufanının bittiği gündür. Adem Aleyhisselam'ın affedildiği gündür. Yani daha çok. Aşure günü çok şeref Musa Aleyhisselam'ın şeyden geçtiği gündür. Denizden geçtiği gündür. Saymakla bitmez. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit edildiği gündür. Onun için tazim edeceğiz o güne. Nakşibendiler Muharrem ayına tazim eder, saygı gösterirler. Saygı göstermek demek, oradan el sallamak uzaktan değildir. O günlerde en azından günah işlememeye bak. En azından o günlerde kötü söz söylememeye bak. En azından o günlerde ibadetinizi eksik yapmamaya çalış. Harama bakmamaya çalışın, haram yememeye çalışın ki Muharrem ayı da şefaat eder insanlara. O ayın hürmetini Allah bizi de affetsin. Önümüzdeki hafta girecek çünkü. Sayıyı gösterelim. Gününü bilmiyorum da işte 6'sı ve 7'si ben 6'sından itibaren ıskalamak istemem. Muharrem ayında bir gün de değil. İlk 10 gününü Efendimiz tutardı. Hatta Ramazan ayı farz olmadan önce 30 gün Muharrem ayında oruç tutardı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Ramazan ayıyla birlikte emir de bize yine oldu. Peygamber Efendimiz hani ümmetine zor gelecek diye bazılarını şey yapmamıştır, farz kılınmamıştır ama aslında biz onun üzerimize
vacip olarak görüyoruz. Gereklidir. Efendimizin sünnetidir diye böyle hafife almayın. Ya sünnet de bu, farz değil diye hafife almayın. Gereklidir. Tazim edin. O gün Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhaniyetine Yasin-i Şerif okunur. Ayın 10. günü. Yasin-i Şerif okuyan, okuyanlar 41 Yasin okusun. Okuyabilenler Hatmi Şerif indirsin, Hatmi Şerif okusun. Çünkü ceddimiz Hüseyin Efendimiz o cennet efendilerinin, cennet gençlerinin efendisi. Hazreti Hasan'la Hüseyin Efendilerimiz. Cennette girmek istiyorsak da biz de en azından diyeceğiz ki onlara, bak sizin için biz de Yasin-i Şerif okuduk, biz de dua ettik, biz de size el kaldırdık. İmkanımız yoktu ki başka. 2 gün oruç tuttuk sizin ruhaniyetinize, 3 gün oruç tuttuk. Çünkü madem cenneti isteyeceğiz, cennet gençlerinin efendisi de o 2 mübarek zat, Peygamber Efendimiz'in torunları, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma Validemiz'in de çocukları. Geçenlerde anlattım ya, Hazreti bir salavat-ı şerife getirmiş bir müezzin ezanlardan sonra, salavat-ı şerife, Ehl-i Beyt'in tamamına, Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimiz'e. Rüyasında görmüş ki bir çamaşır yıkıyor bir hanım. Sen kimsin deyince, işte benim demiş, bu çamaşırlar benim 2 yavruma dua eden, salat eden bir müezzin var. Falanca kişi onun çamaşırlarıdır. Onun çamaşırlarını yıkıyorum. Bir bakmış ki Hazreti Fatıma var demiş. Radıyallahu Hazretleri. Allah bize şefaatini ayetsin. Hani demiş ya o müezzin demiş, tamam sen salavat-ı şerefeye diyorsun ya her şeyden sonra. Ezandan sonra. Onun için ben de dedim senin bu çamaşırlarını yıkıyorum. Bir salat etmek, dua etmek yani. Ne kadar şerefli bir şey. Şimdi ezanlardan sonra hiç o salat-ı şerefe okunmuyor. Cumalarda falan yapılıyor da perşembe akşamları. Aslında her namazdan sonra, her ezanda Ehl-i Beyt'e salat-ı şerefe, Peygamber Efendimiz'e ve Ehl-i Beyt'e salat-ı şerefe getirilir. Bunu kaldırdılar. Bu Vehhabiler böyledir. Vehhabi inancına göre salat-ı şerifeyi bile kabul etmiyorlar yani. Ehl-i Beyt nedir? Önemli. Herkes birdir. Peygamber Efendimiz'i bile sıradan insan olarak kabul ediyorlar. Aleyhisselam Hazretlerine. Biz tazim edelim. Yani tazim etmek, saygı göstermek. Tazim diyorum ki dedi ve belki yani bazen anlaşılmıyor. Saygı göstermek. Tazim demek saygı göstermek. Saygı göstermek. Muharrem ayı Ehl-i Beyt'e saygı gösterilecek aydır. Ehl-i Beyt'in değerini idrak edileceği zamandır. Onun için saygı gösterelim. Dua edelim onlara. Onların dua ihtiyacı yok. Hatta zaten de bizim ihtiyacımız var. Biz onlara dua edersek onlar da bize. Biz onlara edersek onlar da bize. Şimdi biz onlara saygımız gerekiyor. Onların bize ihtiyacı mı var? Onlar zaten garanti cennet gençlerin efendisi. Bir şeye ihtiyacı mı var? Bu dünyadan bir şeye ihtiyacı mı var? Hüseyin Efendimiz oraya giderken öldürüleceğini biliyordu, şehit edileceğini biliyordu. Çünkü Peygamber Efendimiz anlatmıştı. Değil mi? O bilerek gitti oraya. Kerbela'da o hadisenin başına geleceğini biliyordu ama biz ümmetine ibret olsun diyor. Zalime boyun eğmemek üzere gitti oraya. Yani o Yezid'in gönderdiği kişi, adını anıp da şey yapmıyorum, durmadan şey keser, boynundan kesmeye çalıştı. Kılıç kesmedi. Kılıç kesme dedi ki ya uğraşma. Kesemezsin. Neden? Orada Peygamber Efendimiz öptü orayı. O Allah'ın sevgilisi olan Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Hazretleri öptü. O dedem öptü orayı. Dedemin öptüğü dudağın dediği yere kılıç kesmez. Dedi buramda, arkadan vur. Anne o zaman beni kesip öldürebilirsin. Yani şimdi demeseydi nereden keseceğini, boynunu vurabilecek miydi? Yok. Onlar bizim duamıza muhtaç değiller. Biz onların dualarına muhtaçız. Biz onun için onlara dua edelim ki salatü selam edelim. Onların hürmetine onlara hatimler indirelim ki bizim şerefimiz artsın. Yoksa
Onların şerefe ihtiyacı yok. Zaten şerefli. Doğuştan şerefliler onlar. Ve minallah tevfik. Lillahi teala'l-Fatiha.